Herkese merhaba, ben Anıl Görkem. Bugünkü konumuz Morrigan. Morrigan esas olarak savaş ve kaderle, özellikle de savaşta kıyamet, ölüm veya zaferin habercisi ile ilişkilendirilir. Bu rolde genellikle karga veya çakal olarak görünür. Savaşçıları savaşmayı teşvik eder ve düşmanlarına karşı zafer kazanmalarına yardımcı olabilir. Morrigan savaşçıları cesur işler yapmaya teşvik ediyor. Düşmanlarına korku salıyor ve ölmek üzere olanların kanlı giysilerini yıkarken tasvir ediyor. En sık savaş ve savaş tanrıçası olarak görülüyor ve aynı zamanda toprak ve egemenlik tanrıçasının bir tezahürü olarak görülüyor. Esas olarak tanrıçanın koruyucu rolünü temsil ediyor. Bazen Bad Bir Macha ve Nemain olarak verilirken başka yerlerde Bad Bir Macha ve Anant olarak verilir. Bunların hepsinin aynı tanrıçanın isimleri olduğuna inanılıyor. 3 Morrigan aynı zamanda 3 kara tanrıçası Eriu, Banba ve Fodda'nın kız kardeşleri olarak da adlandırılır. Morrigan, kıskanç eş olarak açıklanan, dagda ve şekil değiştiren tanrıç olarak bilinir. Morrigan'ın adının anlamı konusunda bazı anlaşmazlıklar var. Mor, terörü çağrıştıran bir Hint-Avrupa kökünden türemiş olabilir. Regan, yani kraliçe olarak tercüme edilirken, bu etimolojik dizi Proto-Kelt dilinde Morriganes olarak yeniden yapılandırılabilir. Buna göre Morrigan genellikle hayalet kraliçesi olarak çevrilir. Bu genel olarak mevcut burslarda tercih edilen türetmedir. İnmidil İrlanda dönemi adını sık sık yazıldığından Morrigan üzerinde uzatma o zamanlar popüler olan yanlış bir etimolojiye bağlı olduğuna inanılıyordu. Morrigan genellikle üçlü tanrıça olarak kabul edilir. Ancak bu üçlü doğa belirsiz ve tutarsızdır. Bu üçlü görünüm kısmen Keltlerin üçlülüğünün önemine bağlıdır. Bazen Ernmas'ın kızı Morrigan, Badby ve Macha olan üç kız kardeşten biri olarak görünür. Bazen üçlü topluca Morrigan olarak bilinen Bad Bir Macha ve Anand'dan oluşur. Nadiren çeşitli kombinasyonlarda Nemain ve Fiao görünür. Bununla birlikte Morrigan da tek başına görülebilir. Ve adı bazen Bad Bir ile birbirinin yerine kullanılır. Ve genellikle bir savaş tanrıçası olarak yorumlanır. İrlanda'nın belirli bölgelerinde bu doğaüstü varlık Banse ismine ek olarak Bad Bir olarak da adlandırılır. Rolü yalnız yakın ölümün bir sembolü olmak değil, aynı zamanda savaşın sonucunu da etkilemekti. Çoğu zaman bunu başının üstünde uçan bir karga gibi görünerek yaptı ve savaşçıların kalplerine korku ya da cesaret uyandırdı. Bazı durumlarda kanlı zırhlarını yıkarken savaşta ölmeyi mahkum olanların vizyonlarında göründüğü yazılmıştır. Bu özel rolde bireye özel bir vurgu yaparak yaklaşan ölümü önceden bildirme rolü de verilir. Savaşa bir savaşçı olarak katıldığı ve kayırmacılığın daha doğrudan bir şekilde gösterdiği birkaç nadir anlatı da vardır. Morrigan ayrıca arazi ve hayvanlarla özellikle de hayvancılıkla ilişkilidir. Provincias Macana'ya göre İrlanda'daki tanrıça öncelikle toprağın refahı ile ilgilenir. Yani doğurganlığı, hayvan yaşamı ve dış güçlere karşı güvenliğiyle. Bu nedenle Morrigan'ın toprak ve egemenlik tanrıçasının bir tezahürü olduğu, esas olarak tanrıçanın bölgenin ve halkın koruyucusu olarak rolünü temsil ettiği öne sürülür. Krala siyasi, askeri yardım ya da koruma sağladığı şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca Fianna ile yakından bağlantılı olduğu ve bu grupların bir şekilde ona adanmış olabileceği öne sürüldü. Bunlar mülk, miras ve yerleşik topraklı toplulukların üyeleri olarak yerlerini almadan önce medeni toplumun sınırlarını yaşayan ve bir süre kanunsuz faaliyetlere girişen genç savaşçı veya avcı çeteleriydi. Doğruysa ibadeti Cermen bölgelerindeki Perşta gruplarına benziyor olabilir. Bugünlük videomuz bu kadardı. Eğer video hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.